diyelim bireyin dışında olan bir takım ölçüler söz konusu değil, istemenin ahlaki öznellik öne çıkıyor. Yani modern toplum demek bireyin öne çıkması demek, özne olarak. Dolayısıyla bireyin özgürlüğünü mümkün kılan kapasitesi veya yetisi nedir onun? İrade aslında, istem de denebilir. Derville diyorlar Almanlar ona. Türkçe'ye daha çok güçlü bir kavram bu. Almanca'da da Derville, Türkçe'de irade. İstem, istenç, o bence o gücü yeterince ifade etmiyor. Onun için ben irade kavramını genellikle daha çok tercih ediyorum. Şimdi burada Kant'ın o İstem bağlamında bir ahlaki güçten bahsetmesi aslında karakter gücüyle ilgili bir şey. Yani insanın yalnızca iyinin ve doğrunun, güzelin ne olduğunu bilmesi yetmiyor. İyi, doğru ve güzelden yana tavır koyabilmesi, sonuçlarını öngörerek buna katlanmayı, bunun ahlaki sorumluluğunu da üstlenme cesaretini de gösterebilmesi gerekiyor. Bu bakımdan Kant'ın o erdemler teorisi tarihinde böyle son derece önemli bir yeri var. Ama onun da tabii ki esinlendiği kaynak bu konuda Rousseau. Yani bana insanın ne olduğunu öğreten filozof dediği şey istem kavramı. Bu bakımdan bireyin özgürlüğünü, her bir insanın özgürlüğünü merkeze alan kavram. İstem yoksa birey de yok demektir, özgürlük yok demektir. Dolayısıyla modern çağda merkeze konan kavram istemdir, özgürlük, irade. Felsefede hocam takip ettiğim, benim şu anki yaşam, belki ileriye gidecek olan yaşam belirleyen de Sokrates, Platon, Aristo, Kant, Jean-Jacques Rousseau, Kant, Hegel hocam. Benim istikametim bu yönde. Evet, safım belli. Bu arada istemenin ahlaki gücü derken artık erdemle bilgiye ulaşan, bilgeliğe ulaşan, yani buradan çıkacak olursak, insanın yavaş yavaş cesaretiyle adalet yaklaşımı, özellikle adaleti de çok önemsiyorum. Buradan kendini yetiştiren, yetkin insana doğru giden insan ne istediğini bilmeli gibi bir sonuç çıkıyor değil mi hocam? Buradan? Ne istediğini bilen. Ne istediğini bilen ama bunu da ahlaki kurallar. Çünkü benim isteğim sizin isteğinizi yani çok klişe bir laf ama benim özgürlüğüm sizin özgürlüğünüzü kısıtlayacaksa burada bir ahlak sorunu ortaya çıkıyor. Zaten birbirlerini sınırlayan özgürlük, özgürlük değildir. Yani özgürlüğün ortak kaybı anlamına gelir. Bundan dolayı da zaten orada irade kavramı, oradaki ahlaki güç, karakter gücü doğrudan aslında ben kendi özgürlüğümü gerçekleştirirken akıl sahibi bir varlık olarak aynı zamanda diğerinin, kendisinin kendi özgürlüğünü gerçekleştirmesi için de gerekli olan alanı yaratmam anlamına geliyor. Eğer o Kant'ın işte Türkçe'ye kesin buyruk veya kategorik imperatif diye aktardığımız şeyde, yani kendimize temel edinmemiz gereken yasa, istediğimiz ve yaptığımız şeyin aynı zamanda başkaları tarafından da istenebilir ve yapılabilir olduğuna hareket edebilmek. Eğer bu bir yerde bütün bir türümü de içeren bir, yani genelleştirebildiğim bir öznel istem ve özgürlükse, bu o zaman işte ne yapıyorum ben? Diğerine de özgürlük alanı açmış oluyorum. Kant bu bakımdan her ne kadar modern bir filozof olsa da bu türlü düşünmeleri ile aslında hem kendi çağının ötesinde düşünüyor,
yeni bir çağı da beraber hem düşünüyor. Hem de geleneklerini. Evet, hem de kendi dönemindeki liberal düşünmenin de ötesinde düşünüyor. Hı-hı. Çünkü liberal düşünme, işte diyelim ki özgürlük teorileri söz konusu olduğunda herkesin hemen aklına John Stuart Mill gelir. Ama hı-hı, John Stuart Mill ne yapar? Benim özgürlüğümün bittiği yerde senin özgürlüğün, senin özgürlüğün bittiği yerde benim özgürlüğüm başlar gibi birbirlerini sınırlayan özgürlükten hareket eder ki, hı-hı, Kant tam da aslında benim özgürlüğüm aynı zamanda benim türümün özgürlüğünü de içeriyorsa özgürlük o zaman özgürlük oluyor gibi bir kategorik imperatifle veya kesin buyrukla hareket ediyor ki bu aslında inanmayacaksınız bu gün yaptığımız şu an yaptığımız programı hazırlanırken de sürekli zihnimde dolaşan fikir buydu. Kant aslında kendi çağının da ötesinde düşünen, evet, bir filozof ve modern toplumun sorunlar ortaya çıktıkça ve insanlığın kendisini yeniden kurma sorunuyla veya sorusuyla karşılaştığımızda Kant'ın aslında şimdi daha çok güncel, bu türlü düşünceleriyle şimdi daha çok güncelleşmeye ve şimdi kendi çağımızın filozofu olmaya başladığını görüyoruz. Aslında Kant kendi döneminin eleştirisidir diyebiliriz bu bakımdan. Ne kadar güzel söylediniz hocam. Şurada küçücük